Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeniçeri Tansol 06 ya da Explorer 06. Artık size hangisi daha kolay gelirse. Ama biz bu videomuz boyunca ona Tansol 06 olarak sesleneceğiz. Yalnız benim anlamadığım bir nokta var. Bu otomobilin tasarımcısı Ankaralı mıydı ki sonra bir 06 ekleme ihtiyacı hissetti, onu bilemiyorum. Yeniçeri Tansol dışarıdan baktığınızda çok heybetli ve büyük gibi görünse de aslında bir CSUV. Peki bu ne anlama geliyor? Premium ve lüks bir tasarıma daha uygun bir fiyata sahip olacağımız anlamına geliyor. Hadi gelin çiçeği burnunda SUV, Yeniçeri Tansol'a dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Yeniçeri Tansol 06, Explorer 06, Jayco 7 ya da Jayco J7. Hani sülalenin ilk torunu olur da herkes bir yerden bir isim takmaya çalışır ya, bizim Tansol da tam da bu durumdan müzdarip. Yeniçeri'nin kompakt CSUV modeli olan Tansol, T1X platformu üzerinde Omoda 5 ve Tiggo 7 ile birlikte üretiliyor. Tasarımı ise onlardan tamamen ayrı. Yeni Tansol'a önden baktığımızda gözlerinizi kapatsanız dahi görebileceğiniz devasa Yeniçeri yazısından panjurunu görüyoruz. Bana göre sıra dışı bir tasarım olup Ford modellerinden hatırladığımız bu eklenti güçlü bir imaj yaratmış. Havalandırma girişlerinin ön tarafın tamamını kaplaması da Tansol'un daha rahat nefes almasını sağlar. Tabi bu panjurun ülkelere göre değişiklik gösterdiğini, farklı seçenekler de olduğunu da söyleyelim. Köşeli hatlarla çizilmiş önde, üst tarafta boydan boya uzanan gündüz ve sinyal ledleri konumlanmış. Tamponun köşelerinde ise ana far grubunu görüyoruz. Çizilmelerde ve kırılmalarda özellikle İstanbul gibi yoğun trafiğe sahip şehirler için dikkat gerektiren bu tasarım güzel görünüyor. Tam anlamıyla bir arazi aracı edasında olan yeni Tansol, gücü sevenlerin kesinlikle beğeneceği bir model. Onun bir CSUV olduğunu en net anlayabileceğiniz tek yeri profili. Ön tarafta öylesine heybetli ve güçlü görünen Tansol'un profiline geçtiğimizde nispeten CSUV olduğunu daha rahat görüyoruz. Birazdan boyutlarında da karşılaştıracağımız Omoda'ya göre daha yüksek tavan çizgisi ilk dikkatimi çeken detay oldu. Kapı kolları da sevdiğimiz tasarımında burada duruyor. Çizgilerinin lüks bir imaj verdiği profilde teker ve kapı üstlerindeki plastik dodikler yine bir araziye gönderme olmuş. Tabi şu da bir detaydır, BSU'nu ayrı değil, kapı içinde duruyor. Orijinal lastikleriyle 235-55-18 inç olan Tansol, tombul yanaklarıyla konfor hakkında ipuçları vermiş. Tabi şunu da eklemek istiyorum, Yeniçeri Tiggo 9 videomuzda da bir yorumda gördüm. Çinli otomobillerin gövdelerine göre tekerlerinin biraz daha ufak ya da uyumsuz göründüğünden bahsetmişti bir takipçimiz. Evet, bunu ben de otomobilleri incelerken fark ediyorum. Bunun nedeni platformdan kaynaklanıyor. Aynı platformun üzerine farklı bir tasarım yapıldı ve sadece gövde değiştiği için tekerlekler bazen uyumsuz görünüyor. İşte bunlar da hep ekonomik sebepler. Ön tasarımdaki o kalite hissi, arka taraftaki o çok şık tasarımla beraber güzel bir final yapmış. Karizma ki ne karizma. İtiraf etmek gerekirse benim ön tarafa göre çok daha fazla hoşuma giden arka tarafta bu tamponun köşelerindeki havalandırma çıkışlarına benzeyen parçalar çok hoşuma gitti. Tansol'u daha kaslı, geniş ve güçlü gösteren bu detayın üstüne boydan boya uzanan çizgisiyle stop ağırbaşlı hale getirmiş. Buradan bizi duyan otomobil tasarımcılarına da teşekkür etmek istiyorum. Sileceği spoiler altına gizleyip böyle tertemiz bir görüntüyü bize sundukları için. Stoplar kendi içinde de tasarımlarıyla konuşurken lüks bir hava vermesi de haneye artı yazar. Finali, tamponu ve üzerindeki kara şeklindeki sahte egzoz çıkışlarıyla yapan Tansol, kendi rengindeki bu eklentileriyle ucuz görünümden kaçınmış. Şimdi geldik boyutlara. Yeniçeri Tansol 4538 mm ile Omoda'dan 138 mm daha uzun, 1898 mm ile 68 mm daha geniş ve 1680 mm ile 105 mm daha yüksek boyutlara sahip. Keza Tiggo 7'ye göre ise daha ufak boyutlarda. Yani bu iki modelin boyusu olarak tam arasındayız. Dingil uzunluğu ise 2672 mm ile 42 mm daha uzun. 4 cm'nin iç mekandaki farkına bakınca anlayacağız. İç mekanda sadelikten yana olan Yeniçeri Tansol'da bizim seveceğimiz detaylar fazlasıyla hakim. Şüphesiz yeni Tansol'un beni en çok heyecanlandıran yerlerinden biri iç mekanı. Çünkü tasarım evet önemli fakat konfor ve sağlık her şeyin başında gelir. Yeni Tansol'da da 37.6 desibel ses seviyesiyle C-Pro adını verdikleri kabini ultra sessiz sürüşleri bize vaat ediyor. Kapılardan geçip bu sessiz kabine bir göz atınca geniş koltuklar dikkatimi çekti. Başlıklarda da böyle yatay bir tasarım kullanılması çok zorunda kalınırsa burada rahat bir uyku bile çektirir.
Baldır destekleri sınıf standartlarında, öyle çok çok iyi diyemem. İyi olan bir şey varsa o da yeni Tansiyon'un direksiyonu olur. Derler ya etine doluyun diye, tam anlamıyla etine dolgun direksiyonun duruşu bile konforlu. Arkasında da böyle desenli, dokusuyla iyi hissettiren konsol ve havalandırma çıkışlarının arasında 10.25 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı bulunuyor. Araçla ilgili anlık bilgileri takip edebileceğiniz bu ekran konumuyla gözünüzü rahatsız etmiyor. Konsolun ortasında sonradan monte edilmiş gibi duran dikine yerleştirilmiş 13.2 inç ekran bulunuyor. Snapdragon 8155 AI işletim sistemine sahip olan bu ekran otomobili adeta Nirvana'ya taşımış. Standart bir otomobil olmasının ötesine geçen bu sistemle 50 watt kablosuz hızlı şarj sunuluyor. Buna ek, akıllı öğrenme sistemleri ki bu sürüş dinamiklerinizi öğrenip ona göre seçenekler ve modları size sunmaya yarıyor. Ayrıca ses konusunda hassas olanlar için 8 hoparlörlü Sony ses sistemi de bu ekrana dahil ve tüm modellerde standart. Bu arada bu kahverengi iç mekan opsiyon, standart olarak siyah olarak gelir. İki katlı konsolun alt katında saklama alanı ve USB bağlantı portu koyulurken üst katında spor vites kolu, üstte açık bardaklıklar ve kablosuz şarj standı bulunuyor. Bakın burada bir detay var ki bence gelsinler diğer otomobil üreticileri şunu modellerine koysunlar. Şimdi böyle bir konsolda dev gibi ekranı koyup her şeyi oradan yaptırmak evet bir yerde mantıklı ama oldu ki cam buğulandı, bir şey oldu, yolda giderken öyle dur ekrana gireyim, klimayı bulayım, uygulama açılsın falan demeden elinin altında tek tuşla bunun çözüm bulunması neresinden bakarsan bak şık hareket. Dörtlü flaşör de burada. Kol dayama içinde de gayet güzel bir alan bulunuyor. Açılır panoramik cam tavan ve ambiyans aydınlatmasız asla diyenlerdenseniz Tansiyon bir artı daha yazar. Kabindeki çoğu detay işlevin yanında gözle tatmin etmeyi başarıyor. Bu da hali hazırda çok sevilen çeriği ve modellerini bir adım daha öne taşır. Şimdi gelin bir de arka yolcuları nasıl bir yaşam alanı bekliyor bakalım. Tabii videoyu hemen beğenip halen abone değilseniz de abone olmanızı hatırlatmak istiyorum. Yeni Tansiyon'un arka koltuklarına geçerken ön koltuklarda bile bu kadar belli olmayan baldır destekleri dikkatimi çekti. Elbise askısı, koltuk cepleri, bağlantı portu, havalandırma çıkışları, bardaklıklar ve kol dayamayla bir otomobilden alabilecek max verimi alırsınız. Şaft tünelsiz Tiggo 9'dan sonra burada ufak bir şaft tüneli bulunuyor. Başıyla, sonuyla, önüyle, arkasıyla iç mekan bizden geçer notu aldı. Elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altındaki bagaj hacmi arka koltuklar normal konumdayken 410 litre. Arka koltuklara yatırdığınızda ise 1338 litreye çıkıyor. Bir otomobil Çinli olur da güvenlik konusunda eksik olur mu? Chery olursa olmaz. Şimdi konu güvenlik ve güvenlikle alakalı teknolojiler olunca sadece bununla ilgili bir video yapsak yarım saati geçer. Hazırsanız yeni Tansiyon'da bulunan en çarpıcı özelliklerden bahsediyorum. İki önde, iki yanda, iki havada olmak üzere hava yastıkları, çarpışma anında darbeyi emerek hasarın azalmasını sağlayan enerji emici kiriş, %80 mukavemetli çelikten yapılan enerji emici kapsül gövde, direkt tasarımı ilgilendiren kısım. Bir de buna ABS, elektronik fren gücü dağıtıcı EBD, tekerleklerdeki güç kaybına göre dengeyi sağlayan TCS, yokuş kalkış ve iniş sistemi, çarpışma anında tüm kilitlerin açılması, tüm hızlarda çalışarak hızınızı trafiğe göre ayarlayan adaptif hız sabitleyici, özellikle ışıklarda beklerken önünüzdeki araç hareket ettiğinde sizi hatırlatan dahi, önden çarpışma önleyici, şeritten ayrılma uyarısı, kör nokta izleme, trafik işaretlerinin tanıma sistemi, yarı otonom sürüşte sağlayan şeritte tutma, şerit değiştirme yardımları ve daha bir sürü özellik yeni Chery Tansiyon 06 ile emrinize amade. Yeni Chery Tansiyon da diğer modellerin aksine içten yanmalı motorla ek hibrit varlığı memnun etti. Motor konusunda Allah var, bizi böyle elektriğin kollarına teslim etmediği için Chery'ye sonsuz minnettarım. Ha, elektrikten kaçış var mı? Yok. Ha ama tek gerçek elektrik mi? Asla. Neyse bu başka bir videonun konusu. Yeni Chery Tansiyon'da 1.6 TGDI benzinli motor şu an için tek seçenek. Bir de yine 1.6 TGDI eşlik eden elektrikli motoruyla plug-in hibrit seçenek bulunuyor. 195 beygir güç, 290 Nm tork üreten bu motor 2 çeker versiyonda 7 litre yakıt sarf ederken 4 çekerde 7.5 litre sarfiyat eklenmiş. 7 ileri çift kavrama DCT şanzımanla yönetilen bu motor performansı ve vergi dilimiyle bizi memnun eder.
Özellikle Tiggo 9'da bir hayli acaba 1.6 gelmez mi sorusuna aradan 1.6 bulundu diyebiliriz. Siz ne dersiniz? Geldik fiyata. Şimdi duyacaklarınıza hazır olun. Yeniçeri Tansu Çin'de tam tamına 16 bin dolardan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. En pahalı versiyonda ise 19 bin dolara hani hayırlı olsun. Bize kaça gelir bu yağız delikanlı? Fiyat tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Yeniçeri Tansu 06'nın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben onu ilk gördüğümde büyük bir heyecanla tanımak istemiş, sizlerle beraber tanıdıktan sonra karar vermek istemiştim. Ve incelemenin sonunda kesinlikle Çeri Tansu'ya bir şans vereceğimi düşünüyorum. Peki siz yeni Tansu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınızda kalan her şeyi ve yeni Tansu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.